Birinci sorumuz, aşağıda Arda'nın hazırladığı bir bilgisayar programına bir sayı girdikten sonra programın izlediği işlemler zinciri verilmiştir. Arda bu programa 6.350 sayısını girdiğinde ekranda gösterilen sayı kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar ilk adım ile başlıyorum. Ekrana 6.350 sayısına girdik. Sayının karekökünü al demiş. Hemen alıyorum. Kök içerisinde 6.350. Sonuç tam sayı ise adım 5'e, değilse 4. adımdan devam et demiş. Arkadaşlar 6.350'nin tam kare olup olmadığını şöyle inceleyebilirsiniz. 8 kere 8 dediğimiz arkadaşlar neydi? 64'tü. Eğer ben bunu 80 yaparsam 80 kere 80 6.400 olacaktır. Bakın 6.350 buradan küçük bir sayıdır. O halde 79'u da deneyelim. 79 çarpı 79 yaptığımızda da 6.241 sonucunu elde edebilirsiniz. Yani 6.350 79 ile 80 arasında bir değerdedir. Tam kare sayı değildir. Dolayısıyla 4. adıma geliyorum. 4. adımda demiş ki arkadaşlar adım 2'de elde edilen sonucun en yakın olduğu tam sayıyı bul ve adım 2'den devam et. Yani kök 6.350'nin yakın olduğu değeri bulmam istenmiş. Baktığımız zaman 6.350 şu aralıktadır. 6.400'e de daha yakındır. Yani yaklaşık olarak tam sayı değeri olarak 80'i alacağız ve ikinci adımdan devam edeceğim. Yeniden geliyorum karekökünü al demiş. Kök 80'i aldığım zaman yine tam kare bir sayı değildir. Kök 80 dediğimiz arkadaşlar kök içerisinde 64 ile 81 arasındadır ki yine yakın olduğu değeri bulduğumuzda 81'e daha yakındır. Yani kök 81 dediğimizde dışarıya 9 diye çıkmış olacaktır. Yeniden devam ediyorum ikinci adıma. Kökünü alıyorum. Bunun kök 9 oldu. Şimdi dikkat edelim. Kök 9 dediğimiz işlemin sonucu bir tam sayıdır. Kök 9 dışarıya 3 diye çıkacaktır. Tam sayı olduğu zaman 5. adıma git demişti. 5. adımda da sonucu ekranda göster dedi. O halde bizim ekranımızda çıkacak sonuç 3 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz, Zafer öğretmen aşağıdaki tahtaya bir sayı doğrusu çizer. Öğrencisi Ali'yi tahtaya kaldırır ve Ali'den A noktasının kök 55 birim solundaki sayıyı işaretlemesini ister. Buna göre Ali'nin işaretlediği sayı hangi iki tam sayı arasındadır demiş. Arkadaşlar bakın 12'deyiz. 12'den sola doğru gideceğiz. Kaç birim ilerlememizi istemiş? Kök 55. Şimdi kök 55 bir tam sayı değildir. Kimler arasındadır? Hemen onu yazalım. Kök 49 ile kök 64 arasında yani 7 ile 8 değerleri arasında olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar biz 12'den en fazla 8 birim uzaklaşabiliyoruz. 12'den 8'i çıkarttığımızda 4 kalır. En az da 7 birim uzaklaşmış olabiliyoruz. 12'den de 7'yi çıkarttığımızda 5 tam sayı değerini elde edebiliriz. Kök 55 dediğimiz şey arkadaşlar 7 birim ile 8 birim arasında hareket etmek anlamına geliyordu. A noktasından yani 12'den 7-8 birim arasında hareket ettiğimizde o halde A noktamız 4 ile 5 noktaları arasına gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz, ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklığın 1 santimetre olduğu bir sayı doğrusuna yarıçapı kök 3 santimetre olan bir çember aşağıdaki gibi konuluyor. Çember ok yönünde bir tam tur döndürüldüğünde üzerinden geçtiği sıfırdan büyük tam sayılar kaç tanedir demiş. Bir tam tur döndürmek demek arkadaşlar çemberin çevresi kadar yol almak anlamına gelecektir. Çevre formülümüz yukarıda verilmiş bakın 2 pi r. Pi yerine de 3 aldık. Yarıçapımız da kök 3 olarak bize verilmiş. Çevre uzunluğumuz o halde 6 kök 3 santimetre olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bizim en fazla 6 kök 3 santimetre uzağa gittiğimizde üzerinden geçtiğimiz tam sayıyı bulmamız gerekiyor ki bunu belirlemek için de hemen 6 kök 3'ün tamamını kök içerisine atıyoruz.
6'yı içeriye attığımızda 36 olarak girdi. 36 kere 3'ten kök 108 santimetreyi elde ediyorum. Peki kök 108 hangi iki tam sayı arasındadır? Kök 100 ile kök 121 arasında arkadaşlar. Yani 10 ile 11 değerleri arasında olacaktır. Sıfırdan başladığımıza göre arkadaşlar 10'a kadar geleceğiz. 10'u geçiyoruz. 11'e henüz gelmemiş olacağız. Dikkat edin, 108 bu aralıkta. Dolayısıyla sıfırdan büyük üzerinden geçtiğimiz en büyük tam sayı değerimiz 10 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda yarıçapı 2 kök 3 metre ve yüksekliği 5 metre olan dik dairesel silindir şeklindeki bir su deposu görülmektedir. Bu depo tamamen boş iken dakikada en fazla 6 kök 5 metre küp su akıtan bir musluk ile en az kaç dakikada dolar demiş. Arkadaşlar yine yukarı kısımda bize dik dairesel silindirin hacim formülü pi r kare h olarak verilmiş. Hemen yerine yazalım. Pi dediğimiz 3, yarıçapın karesi, yarıçapımız 2 kök 3'tü. Yani 2 kök 3'ün karesi şeklinde yazıyorum. Çarpı yüksekliğimiz 5 metre olarak söylenmiş. Hemen düzenleyelim. 3 çarpı 2 kök 3'ün karesi, 2'nin karesi 4. Şuradan da 3 geldi. 4 kere 3'ten 12 oldu. Çarpı yüksekliğimizi yazıyoruz. 3 kere 12, 36. 5 ile çarptığımızda 180 santimetre küplük bir hacme sahibiz biz. Musluğumuz dakikada 6 kök 5 metre küplük su akıttığına göre toplam süreyi bulmak için toplam hacmimizi, yani 180'i dakikada akan su miktarına bölüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım, bakın, 180 bölü 6'yı içeriye attığımızda 36 kere 5'ten kök 180 gelecektir. 180'in kök 180'e bölümü yine kök 180 olacaktır. Yani kök 180 dakika sonra burasının dolmuş olduğu anlamına gelecektir. Peki bu köklü ifade hangi iki tam sayı arasındadır? Hemen onu düşünelim. Kök 180 dediğimiz kök içerisinde 169 ile kök içerisinde 196 arasındadır. Yani arkadaşlar 13 dakika ile 14 dakika arasında bir süre olacaktır. 13 dakikadan büyük olduğuna dikkat edin. 13 dakika aktığı zaman yeterli gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla en az 14 dakika açık kalmak zorunda ki tamamı kesinlikle su ile dolmuş olsun. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesiliyor. Kesim sonrası kare ve dikdörtgen biçiminde iki yeni parça elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın alanı 128 cm karedir ve dikdörtgen şeklindeki kağıdın alanının 4 katıdır. Buna göre kesilen kağıdın uzun kenarı kaç cm'dir demiş. Alan olarak yazacak olursak arkadaşlar şurası 128, dikdörtgen alanı bunun 4'e bölümünden 32 cm² gelecektir. Peki uzunluklarımızı bir düşünelim. Şurası karenin bir kenarı, A birim olsun. Alanı A kare eşittir 128 olduğuna göre A dediğimiz bunun karekökü olacaktır ki kök 128'i hemen şöyle düşünelim. 64 çarpı 2 diye yazacak olursak 64 dışarıya 8 diye çıktı. 8 kök 2 santimetre gelecektir bir kenar uzunluğumuz. Hemen şöyle yazalım. Arkadaşlar kare olduğu için yatayda ve dikeydeki uzunluklarımız birbirine eşittir. Yani şurası da 8 kök 2 oldu. Bu uzunluğumuz aynı zamanda dikdörtgeninde bir kenar uzunluğuyla aynı olmak zorundadır. Dikdörtgenin kısa kenarına arkadaşlar B diyecek olursak uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı alanı verecektir ki o da 32'ye eşitmiş. Hemen kısa kenarı bulabilmek adına arkadaşlar 32'yi 8 kök 2'ye bir bölelim. Ne gelecektir? 32 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 4. 4 bölü kök 2. Hemen 4'ü de kökün içerisine atacak olursak 16 diye girdi. Kök 2'ye de böldüğümüzde kök 8 santimetre, yani 2 kök 2 santimetrelik bir uzunluk elde etmiş oluyoruz.
Peki bizden istenilen yer neresiydi? Soru işaretiyle gösterilmiş olan toplam uzunluk 8 kök 2 ile 2 kök 2'nin toplamından 10 kök 2 santimetre elde edebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. 6. sorumuz, Selim öğretmen tahtaya aşağıdaki ifadeyi yazıp öğrencilerinden bu ifadeye uygun olan bir işlem yazmalarını ister. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi tahtadaki ifadeye uygun değildir demiş arkadaşlar. İfademizi hemen inceleyelim. 2 kareköklü ifadenin çarpımı bir tam sayı olabilir. Peki nasıl olacak? Hemen onu hatırlayalım. Tam sayı demek kareköklü ifadeden kurtulmuş olması anlamına gelecekti. Kurtulabilmesinin şartı da kök içlerindeki sayılar aynı olacak ki çarptığımız zaman dışarıya kendisi gibi çıkabilsin. Bu durumda hemen şıklarımızı inceliyoruz. Kat sayıları arkadaşlar hiçbir şekilde işleme katmak zorunda değilsiniz. 2 ve 3 zaten tam sayıdır. Dolayısıyla onları düşünmüyoruz. Kök 32 dediğimiz kök içerisinde 16 çarpı 2 diye yazalım. Kök 50 dediğimizi de kök içerisinde 25 çarpı 2 diye yazacak olursak şurası 4 kök 2 çarpı şu kısımda arkadaşlar 5 kök 2 olacaktır. Baktığımız zaman kök içleri aynıdır. Dolayısıyla dışarıya 2 diye çıkacaktır ve herhangi bir köklü ifade kalmayacaktır. Sonucumuz bir tam sayı olacaktır. A şıkkı uygundur. B'ye bakıyorum arkadaşlar. 7'yi saymıyorum. Kök 27 dediğim 9 çarpı 3. Kök 12 dediğimse 4 çarpı 3 diye yazacak olursak. Kök 27 dediğimiz 3 kök 3. Kök 12 dediğimiz ise 2 kök 3 olarak dışarıya gelip çarpılacaktır. Kök içleri kök 3 geldiği için arkadaşlar çarptığımızda yine tam sayı elde edeceğimiz uygun bir durumdur. B şıkkı da oldu. C'ye bakıyorum. Hemen katsayıları görmezden geliyorum. Kök 20. Kök 20'yi 4 çarpı 5 diye yazıyorum. Kök 45'i 9 çarpı 5 diye yazıyorum. Ne diye çıkacaktır? 2 kök 5. Şurası arkadaşlar 3 kök 5 diye çıktı. Kök içlerim aynı olduğu için çarpma durumunda köklü bir ifade kalmayacaktır ve bir tam sayı sonucu elde edebiliriz. C şıkkı da uygundur. Demek ki cevabımız D olacak. Hemen inceleyelim. Kök 12 dediğimiz 2 kök 3. Kök 72 dediğimiz ise 36 kere 2'den 6 kök 2 diye dışarıya çıkacaktır. Çarptığımızda bakın kök 3, kök 2 kökleri birbirinden farklı iki durum söz konusu. Dolayısıyla bunları çarptığımızda kök içerisinde kök 6 ifadesi kalacaktır ki kök 6 tam sayı olarak dışarıya çıkmayacağı için sonucumuz tam sayı olmayacaktır. İstenilen ifadeye uygun değildir. Cevabımız D şıkkıdır. 7. sorumuz, bir vincin havada tuttuğu beton bloğun zeminden yüksekliği kök 300 metre, bloğun vinç koluna uzaklığı kök 48 metredir. Vinç ustası beton bloğun zemine olan uzaklığı ile bloğun vinç koluna olan uzaklığının eşit olmasını istiyor. Buna göre vinç ustası beton bloğu kaç metre aşağı indirmelidir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Kök 300 ve kök 48'in değerlerini nasıl yazabiliyoruz? Kök 300 dediğimiz 100 çarpı 3 diyecek olursak 10 kök 3 diye çıktı. Kök 48 dediğimiz ise kök içerisinde 16 çarpı 3 diye yazacak olursak 4 kök 3 diye çıkacaktır. Hemen şöyle yanlarına da yazmış olalım bunları. Bizim beton bloğumuzun kalınlığını görmezden gelirsek aradaki toplam mesafemiz 14 kök 3 olacaktır. Ne istedi arkadaşlar? İkisi arasındaki mesafenin birbirine eşit olması istendi. Yani toplamda 14 kök 3 ise bunun yarısı kadar 7 kök 3 de eşitlenmesi gerekecektir. 7 kök 3 olması için de aşağıya doğru 3 kök 3 birimlik bir hareket yapmamız lazım. Bakın şuradan 3 kök 3 ineceğiz. Yine buradan 3 kök 3 indiğimizde toplam yüksekliklerimiz 7 kök 3 olarak karşımıza gelecektir.
Bu durumda 3 kök 3 diye bir şık aşağıda gözükmüyor. 3'ü içeriye attığımızda arkadaşlar 9 kere 3 olacaktır ki kök 27 metre aşağı indirdiğimiz zaman istenilen eşitlik sağlanacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuz. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi her birinin alanı santimetre kare cinsinden doğal sayı olan 6 parçaya ayrılıyor ve alanları eşit olan parçalar aynı renge boyanıyor. Alanları santimetre kare cinsinden tam kare sayı olmayan yeşil ve sarı parçalar kare, alanları tam kare sayı olan mavi parçalar ise dikdörtgen şeklindedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun toplam alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar yeşil ve sarı bölgeler alanları karesel bölge olan ama tam kare olmayan değerlere sahip demiş. En küçük değerden düşünelim. 1 dersek arkadaşlar tam kare olacaktır. O halde 1 dışında 2 demiş olalım. 2 tam kare bir sayı değildir. Alanlarımız 2 olsun. Dolayısıyla bunun bir kenar uzunluğu ne gelecektir? Kök 2 gelecektir. Sarı bölgelerin kenarlarına şöyle kök 2'leri yazmış olalım. Peki mavi bölgeler ne olacak? Mavi bölgenin alanı bir tam kare sayı olması gerekiyor arkadaşlar. 2'den büyük tam kare sayımızı düşünelim. En az ne var? 4 var arkadaşlar. Dolayısıyla hemen şunlara 4 yazıyorum. Hemen dışarıda kalan kenar uzunluğumuzu belirleyelim. Bakın şurası şu kenar uzunluğumuz A olsun. Kök 2 ile A'nın çarpımının 4 olmasını istiyoruz. Buradan A dediğimizde her hemen 2 kök 2 olacak şekilde karşımıza gelecektir. Doğrudan bunu göremiyorsak arkadaşlar 4 dediğimiz 16 kök 2'ye böldüğümüzde kök 8 olur ki bu da 2 kök 2 değerine sahiptir. Hemen şu uzunluğumuzda 2 kök 2 olarak yazmış olalım. Peki yeşil bölgenin bir kenar uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Bakın mavinin bir kenar uzunluğu 2 kök 2 idi. Sarının bir kenar uzunluğu kök 2 idi. Dolayısıyla toplamdaki uzunluğumuz 3 kök 2'lik bir uzunluğa sahiptir. Dolayısıyla alanımız 3 kök 2'nin karesinden 18 santimetre kare gelecektir. Hemen onu da şöyle yazıyorum. O halde bizim toplam alanımız yeşil bölge 18 artı 2 tane mavi bölgeden 8, 3 tane sarı bölgeden de 6 santimetre kare geldi. Bunları topluyorum. 18, 26, 32 santimetre karelik toplam alanı elde ediyoruz. Cevabımız C şıkkıdır.